Kaslar Alt yüzden fazlasına sahibiz. Vücut ağırlığımızın üçte ile yarısı arasında bir orana sahiptirler. Konektif dokularla birlikte bizi bir arada ve dinç tutar ve hareket etmemize yardım ederler. Vücut geliştirmeyi ister sevin ister sevmeyin, kasların daima dikkatinizi ihtiyacı vardır. Çünkü onlara günlük davranış şekliniz, kas gelişiminizi ve zayıflamanızı etkileyecektir. Diyelim ki bir kapı önünde duruyorsunuz, açmaya hazırsınız. Beyniniz ve kaslarınız bu amacı gerçekleştirmek için hazır beklemektedir. Önce beyniniz kolunuzun içindeki motor nöronlara bir sinyal gönderir. Kollar bu sinyali alınca harekete geçer. Kasların kasılıp gevşemesini sağlarlar. Bu da kolunuzdaki kemikleri harekete geçirir ve istenen hareket gerçekleşir. Zorluk arttıkça beynin sinyali de gelişmektedir. Harekete geçen motor üniteler de artar ve görevinizi tamamlamanıza yardım eder. Peki ya kapı tamamen demirden olsaydı? İşte bu noktada kaslarınız tek başına kapıyı açmak için yeterli güç kullanamayacaktır. Bu yüzden beyin diğer kaslardan yardım ister. Ayağınızı yere sağlamlaştırır, karnınızı içine çeker, sırtınızı gevşetir, onu açmak için yeterli güç yaratırsınız. Sinir sisteminiz talebi karşılamak için sahip olduğunuz diğer kaslardan faydalanmıştır. Tüm bunlar olurken kas lifleriniz başka bir hücresel değişim yaşar. Onları strese maruz bıraktıkça kaslar mikroskobik yıkım yaşar. Bu da bu konu dahilinde iyi bir şey. Buna karşılık yaralanan hücreler bu yaralanmayı iyileştirmek için sinir sistemini çalıştıracak sitokin adında inflamatuar moleküller salgılar. Sihirli kas gelişimi bu şekilde meydana gelir. Kas dokusuna ne kadar zarar verirseniz, vücudunuzu iyileştirmek için o kadar çok gereksinim duyacaktır. Bu yıkım ve kazanım döngüsü kasların daha büyük ve daha güçlü olmasını sağlar. Çünkü adım adım daha büyük taleplere adapte olurlar. Vücudumuz çoğu günlük aktiviteye zaten adapte olduğu için bu kaslar genellikle yeni kas kazanımı için yeterli strese maruz kalmazlar. Yani kas geliştirmek için hipertropi adı verilen bir süreçle kaslarımızın alışık olduğundan daha çok iş hacmine maruz kalması gerekmektedir. Aslında kaslarınızı her zaman biraz dirence maruz bırakmazsanız Kaslar inceleyecektir. Buna da kas antropisi denir. Tersini düşünün. Kası yüksek gerilime maruz bırakmak. Özellikle kas gergin durumdayken buna da eksantrik kasılma denir. Kas kazanımı için çok etkili durumlar oluşur. Ancak kaslar gelişmek için aktiviteden daha fazlasına gerek duyar. Düzgün beslenme, hormon ve dinlenme olmadan vücudunuz asla yıkım yaşayan kas liflerini iyileştiremeyecektir. Beslenmemizdeki protein, yeni doku oluşumu için amino yoluyla kas kütlemizi koruyacaktır. Yeterli protein alımı, doğal salgılanan hormonlarla birlikte örneğin insülin gibi büyüme faktörü ve testosteron vücudu dokunun iyileşip büyüdüğü bir duruma sokar. Bu önemli iyileştirme süreci biz dinlenirken meydana gelir. Özellikle gece uyurken cinsiyet ve yaş da bu tamir mekanizmasını etkilemektedir. Bu yüzden daha çok testosterona sahip genç erkekler kas geliştirme oyununda bir adım öndedir. Genetik faktörler de kişinin kas geliştirmesinde rol oynar. Bazı insanların kas yıkımına karşı daha güçlü bir bağışıklık tepkisi vardır ve zarar görmüş kas liflerini daha iyi iyileştirip yenilerler. Kas geliştirme potansiyelleri de artar. Vücut sizin taleplerinize cevap verir. Kaslarınıza yıkım yaşatır iyi beslenir, dinlenir ve bunu tekrarlarsanız kaslarınızın mümkün olduğu kadar büyük ve güçlü olmasını sağlarsınız. Bu hayatla ilgili olduğu kadar kaslarla da ilgili anlamlı gelişim zorluk ve stres gerektirir.